uzun yoldan gelenir, uzun yolda acelenir, ırak yolda acelenir, terli terli. Kimsesiz vatandaşların 100 yılı aşkın bir süredir güvenle sığındıkları Darul Ece'se sosyal etkinliklerle sakinlerine yaşama sevinci aşılıyor. Buyurun, 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 buyurun. Rehabilitasyon merkezi atölyelerinde resimden müziğe, halı kilim dokumasından seramik tezyinine kadar farklı uğraşlarla hayata yeniden tutunuyor yalnız misafirler. Sakinlerinin ne çocuğu, ne kardeşi, ne de sığınacak bir kapısı var bu hayatta. Kimine ya evladı, ya kardeşi, ya da can dostu vefasızlık göstermiş. Kimi ise silmiş bir kalemde hayat arkadaşını, biricik evladını. Karadır bu bahtım kara, sözüm kar etmiyor yâre. Hayatlarındaki tüm olumsuzluklara rağmen yılmamış Darul Ece'nin kimsesiz misafirleri. Gözlerinde bir evladın, kardeşin, hayat arkadaşının sırt dönmesinin acısı hissedilse de hayata tutunmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Gün erken başlıyor rehabilitasyon merkezinin müdavimleri için. Her biri bir işin ucundan tutuyor. 69 yaşındaki Münir Yılmaz'ın 7 sene önce düşmüş yolu Darul Ece'ye. Hiç evlenmediğini ve hiç kimsesinin olmadığını söylüyor. 2005 yılında gelmiş buraya. 2005'te geldim buraya. O günden beri burada battaniye tokuyorum. İşte bildiğiniz gibi radyo, televizyon tamir ediyorum. Günümüzü öyle geçiriyoruz işte. Yok mu kimsen? Yalnız mısın? Yalnızım. 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 Çoluğun, çocuğun... Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bahtım kara. 77 yaşındaki Zeytune Hüsamettin 2,5 senedir Darul Ece'de kalıyor. Bunca zamandır atölyelere gelen Zeytune teyze bütün dertlerinden, tasalarından resim çizerek kurtuluyor. Burada 2,5 sene, 2 ay geçişte oldu şimdi. Neler yapıyorsun? Resim mi yapıyorsun? Resim yapıyorum. Resim yapmayı nereden öğrendin? Burada, buraya geçen sene başladım. Darul Ece Müessesesi Müdürü Nevzat Bayhan, Darul Ece'deki yaşamı şöyle özetliyor. Bir usta eşliğinde buranın sakinleri sabahleyin kalkar, kahvaltısını yapar, işe gidiyorum der ve oraya gider. Orada hem kabiliyetlerini geliştirir hem de ilaçla sağlanması gereken o huzuru, belki sağlanan o huzuru kendisini işe vererek, güzel şeyler üreterek ilaçsız bir tedavi metodudur aynı zamanda. Bir tarafta üretiyor, diğer taraftan üretildiğinin insanlar tarafından beğenildiğini gördüğü zaman da ciddi bir huzur duyuyor, aşk, şevk duyuyor. Osmanlı Sultanı Abdülhamit Han'ın yaptırdığı Darul Ece'se yaşlı ve kimsesizlere bab-ı şefkat olmaya 100 yılı aşkın süredir devam ediyor. Karadır bu bahtım kara, sözüm kar etmiyor.